yargılanan değiliz. Biz yargılayan tarafıyız. Kaybedenler kaybedecek. Biz kazanacağız. Yıllardır biz yargılanması gerekenlerin adlarını zikrettik. Faillerin adını zikrettik ama yargılanan bugün biziz. Fakat bizim istediğimiz şey her hafta kayıplarımızı anarken olmayanı verebilirsin. Onların akıbetini sorduk. Yargı bizimle ilgilenmedi. Adaleti sokakta aradık. Bugün Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Biz kayıplarımız için buradayız aslında. Yıldın mı Ahmet abi? Böyle bir dava benim bana göre çok çok iyi oldu. Hiç değilse olması gereken yerde biz derdimizi bir kez daha anlatmış olacağız. İyi ki böyle bir dava açılmış diyorum. Başkanım, biz merhaba. Burada katiller yargılansın derken katillerin adını bu mahkeme salonlarında bir kez daha söylemiş olacağız. Göz altında kayıp gerçeğini bir kez daha adalet önünde söylemiş, hatırlatmış olacağız. Valla bu ülkede işler tersine yürüyor. Orada darp olan, haklarını ilan edilen kayıp yakınları, bunlara destek veren insanlar, bizim suç duyurusunda bulunmamıza rağmen bizim suç duyurularını dikkate almayan bu devlet, bu yargı. Ama ne yazık ki oradaki haklarını savunan, insanlarını aileyen insanlara habire dava açıyorlar. Biz bu davaları çok gördük. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu ülkede adalet olmadığını da biliyoruz. Ama neye mal olursa olsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Bu insanlarımızı kaybedenlerin ortaya çıkarıp yargılanması gerekir. Bu adliyeye onların gelmesi gerekir. Bu adliyede onların yargılanması gerekir. Ama ne yazık ki işte hak savunan, hakkına sahip çıkan, yaşamı savunan insanlar şu anda bu adliyede, kocaman övündüğü bu adliyelerde yargılanmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlar da yapacağı ne varsa zaten bize uyuyorlar, yapıyorlar. Sıra bize gelecek. Biz de onları yargılama gününü bekliyoruz. Bunu hazırlamaya çalışacağız. Çelişkiler adını bir daha olur. 41 yıldan bu yana biz kayıplarımızı arıyoruz. Kayıplarımızı ararken Galatasaray meydanında gözaltına kaybedilenler yakınlarıyla kendi kayıplarımızla konuşmanın yerimizde 700. haftada sesimizi dünya kamuoyuna, derdimizi insanlık ailesine ulaştırmaya çalışırken polis tarafından saldırıya uğradı. Bizim istediğimiz devletin bizzat kendisi tarafından yaşamlarına son verdi. Yakınlarımızın mezarlarına verilmesi ve faillerinin yargılanmasını isterken hakkımız olanı almak için mücadele ederken devletin şiddetiyle karşılaşıyor. Şimdi suçlu biz, davacı onlar olur. Oysa ki öteden beri suçlu onlardır. Davacı biziz. Sandalyeler yer değişmiştir. Bu muazzam bir çelişkidir. Diyeceğim bundan ibaret. 26 yıldır kayıplar için mücadele ediyoruz. Kayıplara karşı verdiğimiz mücadele insanlığa karşı işlenen suçlar için yapılan bir mücadeledir. Kayıp etme politikası insanlık için utanç verici bir şey. Biz bütün kayıpların akıbeti ortaya çıkarılsın, sorunlar yargılansın diye 26 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Haklıyız davamızda. 2 yıl önce üzerimize hakkımızda bir dava açıldı. Gözaltına alındık. Şiddet gördük. Ters kelepçeye maruz kaldık. Darp raporlarımız var elimizde. Suçlular, sorunlar hakkında davacı olduk. 26. yıldan sonra böyle yaptığımız mücadeleyle ilgili yargılanıyoruz. Bu haksız, hukuksuz bir yargılamadır. Doğru bulmuyoruz. 26 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 1000 yılda geçse bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Son kaybımız bulunana, bütün kayıplarımızın akıbeti açıklanana kadar, sorumlular yargılanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aslında hiç açılmaması gereken bir tabadır bu. Bu adalet arayışına bir yanıt vermeleri gerekiyordu. Küçük de olsa hesaplaşmanın, yüzleşmenin,
suçlar yargılanmasına dönük bir hamlenin yapılması gerekiyordu. Ama yeni süreçte bu hamleyi yapabilecek ortam ortadan kaldırıldığından dolayı, yeni süreçte yeni ortaklar hükmet bundan dolayı, yeni ortakların talebi doğrultusunda bizim sesimizi kısmayı, susturmayı daha tercih ettiler. Bu da bu hamlenin bir sonucudur. Biz de ısrarla Galatasaray'da tekrarladığımız adet arayışımızı tekrar bugün hakimlere, savcılara söyleyeceğiz. Yakalanması gereken biz değil, bizi gözaltına alanlar, bize saldırı yapanlar, bu suçların üstü örtenlerdir diyeceğiz. Burası bizim yerimiz değildir. Bizim yerimiz Galatasaray Lisesi önündedir. Bizi oradan hem kayıplarımızdan hem arkadaşlarımızdan ayırmaya çalıştılar. Bizler ne istediğimizi biliyoruz. Bizim barışçıl eylemimize ne yazık ki saldırı oldu ve biz alanımızdan çıkarıldık. Bugünse alanımızın yerine burada eylemimize başlamış bulunuyor. İnşallah yakın zamanda Galatasaray Lisesi'nde oluruz. Orası bizim hem arkadaşlarımızla buluşma yerimiz hem de kayıtlarımızla buluşma yerimizdi. Bize mezar yeri göstermemişlerdi. Mezar yeri olarak kabul etmiştik. Bugünse burada arkadaşlar yargılanıyor. Komik bir yargılanma ki biz davacıyız. Biz yargılanacak değiliz. Bunu yargılanma bizim kayıplarımızı arama davamız yargılanıyor. Biz değiliz. Türkiye'nin en uzun süreli adalet arayışı, Türkiye'nin en uzun süreli sivil toplum eylemi ve sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiren annelerimiz, cumartesi anneleri, cumartesi anneleriyle birlikte bu adalet arayışına katılan kayıp yakınları, insan hakları savunucuları şimdi yargılanıyor. Niçin yargılanıyor? 700. hafta eylemi keyfi sebeplerle yasaklandığı için, engellendiği için yargılanıyor. Oysa bu kadar kendi kuralları olan, yani 700 hafta boyunca aynı mekanda, aynı kurallara tabi olarak gerçekleşen bir eylemi siz nasıl yargılayabilirsiniz? Tabii ki birazdan dava başladığında birçok hukuka aykırılık sebebini ileri süreceğiz. Ama şunu ifade edeyim ki Hanife annenin söylediği gibi davacı olan biziz, şikayetçi olan biziz, kayıplarımızı arayan biziz, adalet arayan biziz, faillerin yakalanmasını ve yargı önünde hesap vermesini isteyen biziz. Siz hangi faili yargıladınız da hangisini yakaladınız da şimdi gerçekten vicdanları kanatacak şekilde ailelere dava açıyorsunuz ve onların cezalandırılmasını istiyorsunuz. Böyle bir dava hiç olmamalıydı. Ama annelerin inancı ve direnci hepimize güç veriyor. Göreceksiniz ki bu adalet arayışımız sürecek. Ve elbette ki en kısa zamanda pandemi biter bitmez annelerimizle birlikte Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemlerimizi, kayıpların akıbeti bulununcaya kadar ve failler yargılanıncaya kadar sürdüreceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha geri dönemeyen, akıbetleri bir sır perdesiyle örtülüp kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak buradayız. Bizler bir insana yönelmiş en vahşi saldırı olan gözaltında kaybetme gerçeğini hatırlatmak, unutturmamak için 699 hafta boyunca Galatasaray Meydanı'nda Türkiye'nin en uzun barışçıl buluşmalarını gerçekleştirdik. Galatasaray Meydanı'nı hakikatin seslendirildiği bir agoraya dönüştürdük. O meydanda inkara karşı hakikatin tarihini yazdık. Galatasaray'ı bir hafıza mekanına çevirdik. Ancak sorununuz kabinemin sorunudur diyen iktidar sahipleri 25 Ağustos 2018 tarihinde 700. hafta buluşmamızı ağır bir polis şiddetiyle engelledi. Üzerimize gaz sıkıldı, yerlerde sürüklendik, yaralandık, gözaltına alındık. O tarihten beri de Galatasaray Meydanı'ndaki buluşmalarımız İçişleri Bakanı'nın talimatı, Beyoğlu Kaymakamı'nın kararıyla polisler tarafından engelleniyor. Baskı ve şiddetle gözaltına alındık. Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğümüzü kullanmamız engellendi. Ve bizleri işkence ederek yaraladıkları için kamu görevlileri hakkında şikayetçi olduk. Darp görüntülerini ve darp raporlarını sunduk. Ancak tüm başvurularımız, suç duyurularımız hakkında işleme konulmama kararı,
Bu karara yaptığımız itiraza da incelenmeksizin reddi nedenilerek yok sayılır. Anayasal haklarımızı kullanmamızı engelleyenler hakkındaki şikayetlerimize de kulaklarını tıkayan yargı makamları 700. haftadaki gözaltıları bahane ederek hukuka ve vicdana aykırı bir şekilde hakkımızda dava açtı. Savcılık makamı hakkımızda düzenlediği iddianame ile iç hukuka ve evrensel hukuk değerlerine meydan okudu. Ceza yargılamasına dayanak oluşturabilecek hiçbir delil sunamayan bu iddianameyi kabul eden mahkeme, hukukun temel prensiplerini ihlal etti. Özetle hukuki dayanaktan yoksun, siyasi iklimin etkisiyle düzenlenmiş bir iddianame ve açılmış bir dava ile karşı karşıyayız. Adli önünde bir kez daha söylüyoruz. Barışçıl toplanma hakkı anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesindedir. Toplanma yerini seçmek ise bu hakkın ayrılmaz bir parçasıdır. Çeyrek asırdır süren, artık geleneksel hale gelmiş cumartesi anneleri buluşmasını engellemek, onların buluşma mekanı olan Galatasaray'ı yasaklamak, polis şiddeti ve yargı taciziyle bu hakkın kullanımını engellemek hukuka aykırı. Adliyelerde yargılanması gereken bizler değiliz. Çeyrek asırdır haykırdığımız gibi evlatlarımızı, kardeşlerimizi, yakınlarımızı kaybedenler ve onları koruyanlardır. Adliyeler adalet dağıtmak için vardır. Adalet isteyenleri, haklarını kullanmak isteyenleri susturmak için değil. Gözaltında kaybedilen insanlarımızı aradığımız için, anayasal haklarımızı kullanarak yaşadıklarımızı kamuoyuna anlattığımız için, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlattığımız için suçlanmayı kabul etmiyoruz. Bu yargılama vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz. Biz Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Galatasaray Meydanı çeyrek asırdır hayatımızın bir parçasıdır. Kayıplarımızı ararken o meydanda yaşlandık. Çocuklarımız o meydanda büyüdü. Torunlarımız o meydana doğdu. Mezarsız sevdiklerimizin mezarına bırakamadığımız karanfilleri götürdüğümüz yerdir o meydan. Mezar yerimizdir. Galatasaray Meydanı kendi yazdığımız tarihimiz ve hafızamızdır. Bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.